Her toplum atalarından kalma gelenek ve göreneklere sahiptir. Bu gelenekler nesilden nesile aktarılır ve zaman içinde toplumun inançlarına göre şekillenirler. Fakat az gelişmiş toplumların sahip olduğu gelenekler, günümüz modern dünyasından bakıldığında oldukça tuhaf görünebilmektedir. Özellikle de bu videoda izleyeceğiniz cinsel gelenekler gibi. Kanalımıza destek vermek isterseniz abone olup videomuzu paylaşabilirsiniz. Her konuda yorum ve önerilerinizi bekliyoruz. İyi seyirler. South Diu Şelalesi. Eğer Haiti'ye yolunuz düşer de Temmuz ayında South Diu Şelalesi'ne giderseniz, dünyanın en tuhaf ritüellerinden birine şahitlik edersiniz. Vudu büyücüleri bu geziyi her yaz aşk tanrıçasına tapınmak için gerçekleştiriyorlar. Çok tuhaf değil mi? Yüzlerce çıplak insanı çamur, kurban edilen hayvanların kanları ve kesilmiş kafaları içinde yuvarlanıp erotik danslar ederken bir düşünün. Ne kadar ilkel görünse de bu gelenek yıllardır devam ettiriliyor. Wadabi kabilesi. Batı Afrika'da bulunan Wadabi kabilesinde erkeklerin birbirlerinin eşlerini kaçırmaları bir gelenek. Bu kabilede ilk evlilikler beşik kertmesi mantığıyla daha bebekken aile tarafından yaşıtı olan kuzenler arasında gerçekleştiriliyor. Fakat her yıl düzenlenen Gerevol Festivali sırasında erkekler yüzlerini boyayıp dans ederek kadınları etkileyip kabiledeki diğer erkeklerin eşlerini çalmaya çalışıyorlar. Sambia kabilesi. Bu ilkel kabilede erkekler 7 yaşına geldiklerinde kadınlardan 10 yıl boyunca tecrit ediliyor. Başka bir deyişle 17 yaşlarına kadar hiçbir kadın görmüyor ve erkeklerle bir arada yaşıyorlar. Bu 10 yıl boyunca vücutlarında delikler açılıyor ve inanışa göre kadınlar tarafından getirilen hastalıklardan arındırılıyorlar. Yine aynı sebepten dolayı düzenli şekilde burunlarını kanatıyor ve kusuyorlar. Bunlar da yetmezmiş gibi kendilerinden büyük erkeklerin spermlerini yutuyorlar. Tüm bu ritüellerin sebebi ise gerçek birer erkek olabilmek, iyi bir gelişim ve güce sahip olmak. Trobriand kabilesi. Papua'nın ücra köşelerinde bulunan bu kabile adeta cinsel bir devrim başlatmış gibi. Kızlar da erkekler kadar cinsellik konusunda açık. Cinsel ilişkiye girme yaşı oldukça düşük ve bu sosyal olarak ön yargı ile karşılanmıyor. Aksine oldukça doğal olarak görülüyor. Fakat cinsellik dışında kızlarla erkeklerin bir arada olması hoş görülmüyor. Aynı şekilde giyim anlamında da tuhaf şekilde açıklar. Kızlar üstsüz olarak bu buluşmalara gidiyorlar. Mardudjara kabilesi. Bu kabilenin uyguladığı ritüel tamamen barbarca bir yöntem. Erkekliğe geçiş için 10-12 yaşlarındaki çocuklar sünnet ediliyor ve sünnet derilerini yemek zorunda bırakılıyorlar. Sünnetten sonra iyileştiklerinde ise cinsel organlarının altına, bazen testislerine kadar uzanan dikine bir kesik atılıyor ve bu kan ateşe damlatılıyor. Son işlem olarak da yetişkinler ile o halde ava çıkan çocuk, avda başarılı olursa tam bir erkek sayılıyor. Bu gelenek yüzünden ölen çocuk sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Antik Yunan. Antik Yunan, tarihte cinsellikteki en kabul edici topluluklardan biri olarak görülür. Toplumda erkekler aktifler ve pasifler olarak iki kısım şeklinde adlandırılırlar. Aktif olan kişi cinsel eylemi yapandır. Bu onun toplumun önemli bir üyesi olduğu anlamına gelir. Pasif kişi ise cinsel eyleme maruz kalan kişi olarak köle ya da toplumda çok da önemli birisi olmadığını gösterir. Çok yaşlı zenginler için bir genç erkek genelevi bile kurulmuştur. Himalayalar. Himalayalarda bilindiği üzere çok fazla tarım arazisi yoktur. Kurak ve tarıma elverişsizdir. Bazı aileler ellerinde bulunan zaten ufak tarım alanlarının oğullarının evlenmesiyle bölünmesini engellemek için garip bir cinsel gelenek geliştirmişler. Ailenin tüm erkek çocukları tek bir kadın ile evleniyor ve bu şekilde toprak ve toprağın geliri aile içerisinde kalmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.